Kardeşlerimiz hiç de olsa bir muhabbete dönüştük. Ve bugün kandil dolayısıyla da toplanmış olduk. Böyle bir tarafı oldu. Kandilinizden barik olsun. İnşallah akşamleyin kandili de camilerimizde dolu dolu geçiririz. Ama kandil deyince tabii sadece camiye gitmek değil, o geceyi bir insanın ahiret duygu ve endişesiyle biraz yaşaması lazım. Sadece camiye gidip hocayı dinleyerek bir kandili geçirmek şahsen herhalde biraz kendimi bulur. Hazır yemek yemek değil. Biraz kendimiz uğraşalım. İbadetimize, nafilelerimize, gece teheccüdümüze ve en çok da dualarımıza biraz daha ağırlık verirsek bu akşamda daha iyi olur tabii. Ustaz tatlıyor mu? Ne nasıl? Evet. Abi ustaz mevzusu biraz şey oluyor ya. Az olunca insan dikkati dağılıyor. Hani ses güzel, hava da güzel. İnşallah konsantrasyon daha güzel olacak. Tribünlerde bu mesela. Oranın da istifade etmesi lazım. Evet, neyden bahsedecektim? Böyle şey araya geldi. Malumunuz... Şimdi ya. Malumunuz... Bugün burada... İşte Volkan'ın saz gitar bir piknik yaptı. Bu piknikte gönüller buluştu diyebiliriz. Bizim herhalde tanımayan yoktur. Hani Nasrettin Hoca demiş ya, tanıyanlar tanımayanları anlatsın. Yani eğitim işleriyle uğraşan Fontaine EFAV şubesinde gayretleri gösteren Azmi Hocam, işte Abdül Hocam, Özgür Hocam ve burada bizlerin abisi Hüseyin abimiz. İnsanlığın, daha doğrusu bugünkü dünyanın temel problemi olan eğitim. Yani eğitim derken bizim için yabancı bir terim değil de dünya için eğitim yabancı bir terim. Yani eğitim deyince akla insanın şu geliyor: matematik, fizik, kimya. Ama bizde eğitim deyince aklımıza ahlak geliyor. Yani şöyle bir düşünecek olursak, ahlaklı bir arkadaşınız mı olmasını istersiniz? Veya ahlaklı bir çocuğunuzun mu olmasını istersiniz? Veya ahlaklı bir amirinizin mi olmasını istersiniz veya eşinizin? Yoksa başarılı, kariyer sahibi, böyle en üst tarafa dolaşan ama burnundan kıl aldırmayan bir insan mı istersiniz karşınızda? Hemen demiş ki A şıkkı, ahlaklı olsun. Ama ikincisi de olursa nurun alamı olur. İşte bugünkü insanlığın problemi olan bu probleme, hani karanlığa bir mum da bir sefer şey, karanlığa sormaktansa eğitim işleriyle uğraşmayı kendine prensip edinmiş, o metotla uğraşan bir gönüllü etkisiyle diyebiliriz. Bu meyanda işte insanlarla böyle güzel teknikler düzenliyoruz. Ve daha sonrasında da inşallah gönüllü insanlarla daha güzel şeylere yelken açıyoruz. Bunu Hüseyin abi bir mektup okuyacak galiba bize. Evet, Hüseyin abi inşallah böyle bir mektup kitabı mı abi öyle? Bunlar sonra.